şeriften şunu anlıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ramazan ayında mazeretsiz bir gün oruç tutmayan bir kimse, yıl boyunca oruç tutsa onun sevabına eremez. Yani Ramazan'dan sonra bir gün kazasını tutabilir ama bile bile kasten, hastalığı olmadan, yolculuğu olmadan, bile bile ben bugün oruç tutmayacağım diyen bir kimse, yani öyle bir şey kaybetmiş oluyor ki, o kadar büyük bir sevaptan, mükafattan mahrum olmuş oluyor ki, yıl boyunca tutsa ona yine erişemez. Efendimiz kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolur buyuruyor. Rabbim bu müjdeye nail eylesin. 30 gün boyunca Ramazan oruçlarımızı tutmayı, aynı müjde teravih namazı içinde var. Teravih namazına devam eden, 30 gün boyunca teravih kılanın da geçmiş günahlarının affolacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Buna da dikkat edelim. Ramazan ayı geldiğinde Efendimiz buyuruyor, cennet kapıları açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor ve şeytan bağlanıyor. Cennetin 8 kapısı vardır. Bunlar içerisinde Reyyan diye cennet kapısı var. İşte oruç tutanlar Reyyan kapısından cennete gireceğini yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriliyor. İftar ettirmenin sevabından bahsediyor Nebi Zişan Efendimiz. Kim bir oruçluya iftar ettirirse o oruçlunun alacağı sevabın aynısı iftar ettirene de yazılır ve oruç tutanın da sevabından bir şey eksilmez. Yani komşumuzu bazen davet edelim, ihtiyaç sahibi olan bir kardeşimizi davet edelim, yedirelim. Yedirmek, cömertlik müminlerin vasıflarıdır, Müslümanların vasıflarıdır. Mümkün mertebe, ama şöyle olmasın, hani herkes birbirini ağırlıyor. Mahallemizde yetim vardır, öksüz vardır, kimsesiz vardır. Değil mi? Gurbetten gelen vardır. Bazen de böyle fakir, fukara, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi daha doğru bir ifadeyle ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize de bazen evimize davet ederek, bazen yemeği yapalım, onun evine gidelim. Mesela yaşlı bir teyzemiz vardır. Eşimizle beraber, çat kapı hemen, çorbamızla beraber, yemeğimizle beraber, teyzeciğim bugün sana geldik, beraber iftar yapalım, yemekleri de getirdik. Bir amcamız vardır mesela, eşi vefat etmiştir, kimsesizdir. Allah için böyle sevindirelim, gönüller yapmaya gayret gösterelim. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yine Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte, sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Diyelim oruca niyet ettik, sabah 10'da, 11'de veya öğlen unutuverdik, şöyle bir su içiverdik, bir bardak suyu içiverdik. O kimse, bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Yani unutarak yemek ve içmek orucu bozuyor mu? Bozmuyor. Bilmeyerek, bilmeden, farkında olmadan unutarak, ama hatırladığımız an hemen ne yapacağız? Orada duracağız. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Aziz müminler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Peygamberimiz çok yedirirdi, infak ederdi, hayır hasenat yapardı. Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile görüştüğü zaman daha bir cömert oluyordu. Cebrail aleyhisselamla beraber karşılıklı mukabele dediğimiz hatim iniyorlardı. Beraber Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. Resulullah süratli esen rüzgardan daha fazla hayra koşardı Ramazan ayında. Şöyle yapmayalım, bakın aziz müminler, şöyle yapmak sünnete aykırıdır. Hocam gece 1:30'a kadar ben duracağım, işte bazen boş duracağım, televizyona bakacağım, muhabbet edeceğim. 1:30'dan sonra da sahurumu yapacağım, yatacağım. 2'de yatacağım. Sabah namazı ne olacak? Sabah namazı ne olacak? Birinci soru. İkinci soru, Peygamberimizin sünnetine bu ters. Efendimiz teravihden sonra yatıyor, bir miktar uyuduktan sonra hemen gece kalkıyordu. Uyuyacağız, kalkacağız. Zorluk orada. Ne kadar zorluk, o kadar bereket ve sevap ve mükafat. Ve aziz müminler, biraz 2'de kalktıktan sonra, 3'te, 4'te kalktıktan sonra en azından bir 2 rekat ne yapacağız? 2 rekat teheccüd namaz kılacağız. Sahur yapmamızı Efendimiz tavsiye buyuruyor. Sahur yemeği yiyin, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyuruyor Efendimiz. Çocuklarımızı da kaldıralım.
Mesela oruç tutmayan kardeşlerimiz bizim kadim geleneğimizde Konya'mızda, güzel Konya'mızda, bütün şehirlerimizde bir adet vardır. Hani küçük yavrularımız bile ben de tutacağım baba, ben de tutacağım. Onlara direkt orucu tuttururuz değil mi? Öğlene kadar tutarlar, öğlen bir yerler alışmaları için akşama kadar. Sahurun bereketinden yavrularımız, bebek, çocuklarımız da kalkarlarsa onları da istifade etsinler. Bakın iftarla alakalı Efendimiz ne buyuruyor? İftar. Oruçlunun iftar ederken yaptığı dua geri çevrilmez. Tam ezana 2 dakika kalmış iftara. 3 dakika kalmış. O anda yapılan dua geri çevrilmez buyuruyor Efendimiz. Televizyonu bir kapatıverelim. Akıllı telefonları bir kenara bırakalım. Şöyle tazarru niyazda bulunalım. Allah'ım o aç karnımızla o son dakikalar ya Rabbi. Allahümme ecirni minennar. Cehennem ateşinden sana sığınırım. Annemize, babamıza, vatanımıza, milletimize, alemi İslam'a dua edelim. İftardan önce yapılan dua geri çevrilmez buyuruyor. Efendimiz başka bir hadis-i şerifte kim Ramazan'ın faziletine inanarak, sevabını bekleyerek teravih namazlarını kılarsa geçmiş günahları affolur buyuruyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne kadar güzel camilerimizde teravih namazı kılınıyor. Tembellik yapmayalım kardeşlerim. Genellikle Ramazan'ın ilk günleri, değil mi Mustafa Hocam? Camiler böyle tıklım tıklım oluyor. Sonra biraz boşaltıyoruz değil mi? Biraz tembellik oluyor gibi. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra camilerin böyle sayıları azalıyor. Son Kadir Gecesi yine bir coşuyoruz. Böyle olmasın da şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Şöyle hani size nazımız geçiyor ya, dostça, kardeşçe bir tavsiye. Niyet edelim, ben Ramazan boyunca devam edeceğim. Ramazan boyunca devam edeceğim inşallah. Torunumla beraber, oğlumla beraber, eşimle beraber, kızımla beraber ailecek teravih namazına devam edeceğim diye niyetimizi alalım inşallah. Son hadis-i şerifi okuyorum ve namazımıza geçelim. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Geceleri ihya ederdi. Ev halkını uyandırır. Eşlerinden ayrı dururdu buyuruyor. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin sünnetini böyle tavsiye ediyor. Ramazan ayı ibadet ayı. Çokça ibadet edeceğiz. Ramazan ayı infak ayı. Çokça infakta bulunacağız. Hayır hasenat yapacağız. Ramazan ayı ihlas, doğruluk, samimiyet ayı. Dilimiz doğru olacak. Gözümüz doğru olacak. Uzuvlarımız doğru olacak. Efendimiz Müslümanı tarif ederken dilinden ve elinden başkalarının zarar görmediği Müslüman olarak tarif ediyor. Bu manada bir nefis muhasebesi yapacağız. İnsanlara, Müslümanlara faydalı, ümmete faydalı müminler, bireyler olmaya, evlatlarımızı da o şekilde yetiştirmeye gayret göstereceğiz. Amin. Bismillah.